Tek fonksiyonda eksi a'dan a'ya integral sıfıra eşittir. Bu yüzden bu sıfır olur. Bu da tek fonksiyon yine sıfır olur. Bu da tek fonksiyon yine sıfır olur. Böylece cevap sıfır geldi. A kare mutlak değerin de karesine eşit olduğu için aslında buradaki mutlak değer biraz manasız oluyor. Onu alabilirsiniz hemen mutlak değer dışına. Böyle 4x eksi x kare sıfırdan 4'e kadar integral. 4x'in integrali 2x kare bölü 2'den mecburen 2x kare. X karenin integrali de x küp bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi 0, 4. 0'ı yazmaya gerek var mı? Hayır, zaten sıfırlar birbirini götürecek. Sadece 4 yazacağız. 2 çarpı 4'ün karesi 16 eksi 64 bölü 3. 32 çarpı 3 96 eksi 64'ten 32 bölü 3 oldu D şıkkı. D 2x demek 2x'in diferansiyelini al demek. Yani 2x'in diferansiyeli türev alacağız önce 2 olacak. Sonra yanına dx'i yapıştıracağız. Mevzu bu. Şimdi 2x küp artı 2x dx oldu. Bunun integrali arkadaşlar x üzeri 4 bölü 4 çarpı 2 artı x kare bölü 2 çarpı 2. Bunları sadeleştirirsek x üzeri 4 bölü 2 artı x kare eksi 1'den 2'yi arkadaşlar. Böylece 2'yi yerine yazarsak 16 bölü 2 artı 4 eksi 1'in 4. kuvveti 1 bölü 2 oldu. Burası da eksi 1'in karesinden 1 geldi. Haliyle artık şunları şöyle bir silelim. Buradan 16 bölü 2 8 artı 4 eksi 1 bölü 2. 12 1 çıkar 11. 11'den de yarım çıkarırsak 10,5 olacak. Bu da 21 bölü 2 yapıyor D şıkkı. İntegral aldığımız zaman 8x'in integrali arkadaşlar nedir? X 4x kare. Çünkü x kare bölü 2'den 2'ler sadeleşecek. Sonra burası kx olur. 4 2. Yerine yazarsak 4'ün karesi 16 çarpı 4'ten 64 artı 4k eksi 2 yazarsak 4 kere 4 16 artı 2k oldu. Böylece bunları çıkaralım şimdi birbirinden. 64 eksi 16 48 artı 4k eksi 2k. 2k eşittir 56. 2k 8. K demek ki arkadaşlar 4'müş. D şıkkı. Parçalı fonksiyonlarda mutlak değerlerde nasıl çıktığına bir bakmanız lazım. Onun için de arkadaşlar şunu kontrol edeceğiz. X artı 2'nin içini 0 yapan değer eksi 2'dir. Haliyle eksi 3'ten eksi 2'ye kadar integral farklı bir integral. Eksi 2'den 2'ye kadar farklı integral olacak. Şimdi eksi 3 ile eksi 2 arasında ne verirseniz verin içerisi eksi olur. Bu yüzden eksi ile çarparak çıkar. X artı 2 olduğu için de bakın sabit bir fonksiyondan eksi 3 eksi 2 direkt eksi 1 oldu. Gelelim şimdi eksi 2 ile 2 arasında ne verirseniz verin 0 veya pozitiftir. Bu yüzden olduğu gibi çıkar. Burası da zaten x artı 2 eksi 2'den 2'ye 1 oldu arkadaşlar. Şimdi artık bunları topladığımız zaman şurası eksi 3'tü. Eksi 2'ydi, evet, orada problem yok. Eksi 3'ten eksi 2'ye kadar integral eksi x. Burası eksi 3, burası eksi 2. Eksi 2'den 2. Sonra eksi 3'ten artı 3. Bunları birbirinden çıkarırsak burası eksi 1 oldu. Diğerine geldiğimiz zaman integral x olacak. Eksi 2, 2. Haliyle 2 eksi 2'den burası da 4 oldu. 4, eksi 1 daha toplamları 3 yaptı D şıkkı. F türev x'in diferansiyelini al demek ikinci türev f türev x böyle dx yapmak demektir arkadaşlar. Bunun da zaten bir daha integralini aldığınızda f türev x olacak. Aslında başa geri dönmüş olacağız. İntegralle türev birbirini götürür. Haliyle 4'ten 1'e bu da f türev 4 eksi f türev 1 demektir. Şimdi hemen bunun türevini alırsak 3x kare bölü 3'ten x kare olacak. Şunlar gitti. Yine eksi 1 oldu. Demek ki x kare eksi 1'miş. F türev 4 16 eksi 1 15. F türev 1 1 eksi 1 0. Böylece cevap B şıkkı oldu. Adım adım bilgileri vereyim. 1. Bir kere arkadaşlar integralin türevi içerideki ifadenin kendisidir. Böyle siz bir ifade ne olduğu önemli değil. Bunun bir daha türevini alırsanız içerideki ifade neyse dışarı çıkar. Şimdi bunu söylemiş olayım. İkincisi y türev çarpı y kare ifadesini birazdan kullanacağız. Aslında f türev x çarpı f kare x'tir. Şunu da yapacağız. Fx'e u diyeceğiz. diferansiyelini aldığımız zaman f türev x dx buradan du olacak. Bu iki bilgiyi soruda kullanacağız. Bakın şimdi şu ifadenin diyor bakın fx'in dememiş. Bu fonksiyonun şurada belirttiği bu fonksiyonun x eşittir 0 apsisli noktada bir ekstremi vardır. Yani bu ifadenin türevini aldığında bu türevle integral birbirini götürecek. Fx arkadaşlar 0 oluyormuş. Hangi noktada? 0 noktasında. Neden 0'a eşitledim? Ekstremum olan yerde türev 0'dır arkadaşlar. O yüzden bu ifadenin de türevi 0 olacak. X'e 0 verdiğimizde ama türevi zaten integralle birbirini götürdüğünden fonksiyon f0 eşittir 0 olmak zorunda. Sonra artık burada 3y türev y kare eşittir 9x üzeri 8 deyip her iki tarafın integralini alın. Eskidenki gibi sadece türev bilgisiyle değil artık türevle integrali birlikte kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bazen böyle ifadelerde fonksiyona varmak için integral yapmak zorundasınız. Şimdi y türev çarpı y kare yani y küp bölü 3. Onu da nereden yardım alarak yapıyorum? Bu ikinci verdiğim bilgiden. Anlamayan arkadaşlar için göstereyim bakın. F türev x çarpı f kare x dx. Bunun integralini alacağız. Burada y türev çarpı y kare dediği o. Şimdi f türev x dx'e ne demiştik? Du. U kare du'nun integrali de u küp bölü 3 oluyor arkadaşlar. Bu yüzden y küp bölü 3 bunlar gitmiş oldu. Sağ tarafın integrali x üzeri 8 çarpı 9'dan x üzeri 9. Ve her iki tarafın kare küp kökünü alırsak y eşittir x küp artı c demeyi unutmayalım. Sonuçta integral aldık her iki tarafta. Her iki tarafa da c eklemeyi eklemenize gerek yok. Yani buraya c1 buraya c2 demeye gerek yok arkadaşlar. O sabit sayılar zaten her türlü farkları yine bir sabit sayıdır. Sona ekleyebilirsiniz. Yine bakın fark ettiyseniz önce böyle yapıp sonra küp kökünü almadım. Nasıl olsa en nihayetinde bir sabit sayı çıkacak. Onu en sona ekledim. F0 0 olduğu için aslında burada sabit sayı da yokmuş. Çünkü x'e 0 verince y'de 0 olur. C bu yüzden 0 olur. F x eşittir x küpten f2 arkadaşlar 2'nin kübü 8'dir D şıkkı. A'dan B'ye integral eksi B'den A'ya integraldir arkadaşlar. Bu yüzden bakın 1'den 3'e 3 ln x artı 2x kare eksi 1'den 3'e 3 ln x eksi x kare deriz. Şimdi 3 ln x'ler bu yüzden birbirini götürdü. Eksi eksiden 1'den 3'e 3x küp oldu arkadaşlar. Artık buradan da 3x kare oldu affedersiniz. Buradan da integral x küp yaptı. X küp 3'ten 1'e 27 eksi 1 cevabımız 26 D şıkkı. Soruda arkadaşlar tabii ki şu ifadenin integralini almayı bilmiyorsunuz. Bilmenize de gerek yok zaten. O zaman demek ki düzgün bir iş yapmamız lazım. Buradaki değişkenleri, sayıları benzetmemiz gerekiyor. 1'i eksi 1'e nasıl benzetebiliriz? Şöyle. X eşittir eksi u olsun dersiniz. Böylece sınırlar yani x eksi 1 olduğunda u ne olur? 1. X eksi 2 olduğunda u ne olur? 2. Şimdi her iki tarafın diferansiyelini aldığınız zaman dx eşittir eksi du olacaktır. Artık bakın şimdi x gördüğüm yere eksi u yazıyorum. F eksi u. Sonra arkadaşlar dx gördüğüm yere eksi du yazıyorum. Böylece eksi en dışta kalıyor. F eksi u du oluyor ve arkadaşlar burası 1 burası da 2 oluyor. Gördünüz mü? Artık bu hale getirdik. Bu arada hem burası u hem burası da u olursa arkadaşlar harfin hiçbir önemi yok biliyorsunuz. Artık şunu yapma hakkınız var. 1'den 2'ye integral f eksi x dx arkadaşlar. Bunda hiçbir mahsur yok. Harf sonuçta o. Şimdi burada bir de yine aynı benzetmeyi yapmak için 1'den 2'ye diye değiştiririm burayı. F eksi x dx olur. Eksi eksiden artı olur. Çünkü işaretleri değiştiriyorduk eğer altla üstü yer değiştirirsek. Bundan sonra artık 1'den 2'ye 2 bölü 1 artı 5 üzeri x dx artı 1'den 2'ye 2 bölü 1 artı 5 üzeri eksi x dx. Sınırlar aynı olduğu için bunları toplayabilirim. 2 artı 5 üzeri x hatta t diyeceğim bakın. 1 artı t artı 2 bölü 1 artı 1 bölü t. Payda eşitliyorum ikincisinde. Kenarda göstereyim bakın. 1 artı 1 bölü t payda eşitleyince t artı 1 bölü t olur. 2 bölü t artı 1 bölü t de ters çevirirsek 2t bölü t artı 1 olacaktır. Bu yüzden şurada dx normal duruyor. 1'den 2'ye 2 bölü 1 artı t yukarı çıktı. 2t bölü 1 artı t oldu. Bak paydalar aynı. Böylece 1'den 2'ye 2 artı 2t bölü 1 artı t. Aslında bu kadar zahmet sonucunda gördüğünüz gibi bunlar gitti. 1'den 2'ye 2 dx oldu. Şöyle bir ifade geldi arkadaşlar. Buraya kocaman yazalım. 1'den 2'ye 2 dx sadeleştiği için 2 artı 2t bölü 1 artı t. Bunun integrali zaten 2x'tir arkadaşlar. 2'yi yerine yazıyorum. 1'den 2'ye integral 4 eksi 2'den cevap 2 oldu. B şıkkı. X kare artı 5'in türevi 2x. Bakın burada zaten x olarak var. Katsayı önemli değil. Şimdi x kare artı 5'e u dediğimiz zaman diferansiyelini aldığımızda 2x dx eşittir du olur. Böylece x dx yerine du bölü 2 yazabilirsiniz. Şimdi bakın integral değişkenler sınırlara bakmadan şunu söyleyebiliriz. F türev u x dx du bölü 2 böyle bakın yazdım. Şimdi burada sınırlara müdahale etmedim çünkü geri çevirme yapacağım. Şimdi f türev u du'nun integrali arkadaşlar tabii ki neye eşittir? F u'ya eşittir. 1 bölü 2 katsayı olarak durur. F u dediğimiz şey 1 bölü 2 f x kare artı 5 olacak. Bunu da yazdık. İşte şimdi sınırları değiştirmemiştim. X'e geri döndüğüm için o sınırları geri kullanacağım. Bundan sonra artık yerine yazdığımız zaman 3'ün karesi 9. F 14 eksi yine 1 bölü 2 eksi 3'ün karesi 9 5 daha 14 olacak. Böylece cevabımız 0 olmuş oldu arkadaşlar. C şıkkı. F türev x ne zaman negatif olur? Fonksiyonun azaldığı durumda. Gördüğünüz gibi eksi 1 ile 4 aralığında fonksiyonun türevi negatif işaretlidir çünkü azalan bir fonksiyon. Yine baktığınız zaman f grafiğine eksi 4 ile eksi 1 aralığında arkadaşlar fonksiyon artıyor, bu yüzden türevi pozitif işaretli olacak. Haliyle eksi 3 ile eksi 1 aralığında arttığı için alttaki fonksiyonu kullanacağız. 2x artı 3 dx olacak artı eksi 1'den ta ki 1'e kadar arkadaşlar azaldığı için 3x kare artı 1 dx'i kullanacağız. Buna göre şimdi bakalım 2x artı 3'ün integrali x kare artı 3x. Eksi 1 eksi 3 artı yine 3x kare artı 1'in integrali x küp artı x 1 eksi 1 diyeceğiz. Şimdi işlemleri yaptığımız zaman burada 1 eksi 3 eksi 9 eksi 9 artı 1 artı 1 eksi eksi 1 eksi 1 arkadaşlar. Böylece cevap 2 olmuş oldu. B şıkkı. F'in ikinci türevi f türevin türevidir arkadaşlar. Haliyle f türev x u dersek diferansiyelini aldığımız zaman f'in ikinci türevi x dx eşittir du olacaktır. Bu yüzden bakın u du şeklinde bir integral bu, gördünüz mü? Bundan dolayı u kare bölü 2 integral olarak çıkacak ve aslında bu f türev x'in karesinin yarısı. Artık sınırları geri yerine yazabiliriz çünkü sınırlara müdahale etmemiştim. 3 ve eksi 3 olacak. F türev 3'ün karesi bölü 2 eksi f türev eksi 3'ün karesi bölü 2. Şimdi buna göre arkadaşlar f türev eksi 3 şu doğrunun eğimi demektir. Hemen tanjantına bakıyoruz. Burası 2 birim, burası 4 birim. 2 bölü 4'ten tanjant alfa 1 bölü 2. Doğru sağa yatık, eğimi 1 bölü 2. Dolayısıyla o noktadaki türev de 1 bölü 2'dir. Eksi 3'ün karesi, daha doğrusu 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olacak. Eksi bir de 2'ye böleceğiz. Eksi 1 bölü 8. Şimdi geldik buraya. 3'e 4 noktası, 0'a 3 noktası. Bir doğrunun eğimi nasıl bulunur? y2 eksi y1 yani 4 eksi 3 bölü x2 eksi x1. Buradan da gördüğünüz gibi 1 bölü 3 geldi. Haliyle arkadaşlar 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9 olacak. 2'ye böldüğümüz zaman 1 bölü 18 oldu. 1 bölü 18 ve 1 bölü 8. Bunların paydaları kaçta eşitlenir? 72'de. Eksi artı 4 eksi 9 bölü 72 eksi 5 bölü 72 oldu. E şıkkı. İntegral aynı zamanda grafik altında kalan alan demektir. X eksenine yaptığı alan demektir arkadaşlar. O yüzden burada ilk durumda alanlardan gideceğim. Bakın şimdi. Grafiğin x ekseninin altında kalan bölge ta ki nereye kadar? X eşittir 2'ye kadar. Bu kırmızıyla taradığım yerdir. Ve burasının alanı şuradaki dik üçgene bakarsak bir kenarı n, bir kenarı 2, n çarpı 2 bölü 2'den n olur. Artı eksi 1'den 2'ye kadar 3 birim, burası da n olacak, artı 3n. İşte bu alan arkadaşlar 8'miş. Bu yüzden 4n eşittir 8'den n'nin 2 olduğunu görüyoruz. Şimdi geri dönelim soruya. Burada artık n gördüğümüz yere 2 yazalım. Şimdi gelelim fx eksi 1'e. İntegrallerde size verilen, bakın şöyle fx olacak, fonksiyon da öyle. Sorulan diyelim başka bir f ax artı b tarzında. Hemen onu fx yapmaya çalışın. Nasıl? U vererek x eksi 1 u olsun diyeceksiniz. Çok basit bir işlem ama bunu yapmak lazım soruyu daha iyi yapmak için. Bundan sonra dx eşittir du olur. Burada önemli olan kısım aslında şu eksi 4 kısmı. Eksi 4 verince bakın u eksi 5 olacak. M verince m eksi 1. Böylece eksi 5 buraya, m eksi 1 buraya, f u du. Zaten iki harf de aynıysa artık bu u'nun pek bir anlamı kalmayacak. Geri fx dx yapabileceğiz. Şimdi bunun altında kalan bölgenin alanının 12 olduğunu söylüyor. Şimdi görmeniz gereken olay burada. Eksi 5'ten eksi 3'e kadar. Bakın şu bölgenin alanıyla bu bölgenin alanı aynı. İntegralde eğer eğrinin altı veya doğrunun altında kalan bölge x eksenin üstündeyse integral artı işaretlidir. X eksenin altındaysa eksi işaretlidir. Bu yüzden buradaki şu alanla bu alan birbirini götürür arkadaşlar. İntegraller birisi diğerinin ters işaretlisi olduğu için haliyle artı 2 çarpı şurası 2 olacak. Artı 2 eksi 2 olacak bu yüzden. Buranın alanı eksi 2 diyeceğiz integral olarak. Normalde alan negatif olmaz ama integrali negatiftir. Buraya artı 2 diyeceğiz. Birbirini götürdü. Şimdi böyle bir m eksi 1 değerine kadar aralarındaki uzaklık m olacak arkadaşlar. Şurası 2. Artı 2m eşittir 12 diyeceğiz. Bakın böylece m 6 olmuş oldu. B şıkkı.